Burası Atatürk Stadyumudur diye seslenmek için aramızda bulunan siz değerli katılımcıları, destek için yanımızda duran sivil toplum örgütlerimizin yöneticileri, basınımızın değerli temsilcileri, etkinliği düzenleyen demokratik kitle örgütlerimiz olan Atatürkçü Düşünce Derneği Eskişehir Şubesi, Memleket Sevdalıları Derneği Eskişehir Şubesi, Sivil ve Sosyal Yaşam Derneği ile Adaletin Hukuku ve Parlamenter Sistem İdeali Platformu adına hepinize hoş geldiniz diyorum. Millet aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, gelenek, görenek, duygu, kader ve ülkü birliği olan insanların oluşturduğu topluluklardır. Ancak takdir edilecektir ki insan toplulukları, kalabalıklar kendiliğinden millet olmazlar. Bir topluluğu millet yapan, bireyleri birbirine bağlayan ortak değerleridir. Dil, kültür, tarih, bayrak, marş, toprak yanında o milletin devletlerinin kurucuları, kahramanları, büyük fedakarlık ve hizmetleri geçenler de her milletin ortak değer kavramları arasında yer alır. Bu bağlamda milletimizin ortak değerlerinden biri de Cumhuriyetimizin kurucusu, mazlum ve tutsak milletlerin esin kaynağı, çağdaşlaşmanın yolunu açan devrimlerin mimarı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'tür. Atatürksüz bir Türk milleti düşünülemez. Stadyumlar ise spor müsabakalarının yapıldığı sahalardan çok daha fazlasıdır toplumsal hayatımızda. Stadyumlar, spor, konser, miting gibi etkinliklerle yurttaşların bir araya geldiği, birlik ve beraberlik motivasyonunun enjekte edildiği, ruh ve heyecanının yükseltildiği yerlerdir. İnsanlık tarihinin en eski ama en büyük binalarının amfiteyatrlar, arenalar olması bundandır. İlimizde 1952 yılında inşası tamamlanan ve hizmete açılan stadyumumuza Atatürk ismini veren düşünce çok anlamlı, anlamlı olduğu kadar da işlevsel bir amaç gütmüştür. Ortak değerimiz Atatürk adının birlik düşüncesinin içselleştirilmesi ve geliştirilmesine hizmet eden stadyuma verilmesi, olgunlaşmış ve bilinçli bir milli düşünce anlayışının dışa vurumudur. 1952 yılında inşa edildikten sonra Eskişehir Atatürk Stadyumu olarak tescil edilen şehrimizin arması şanlı Eskişehir sporumuz ve hemşerilerimizle bütünleşen her birimizin eşsiz anılara sahip olduğu Atatürk Stadyumu, vatansever Eskişehir halkının kimi zaman sevinçlerini, kimi zaman hüzünlerini paylaştığı, hep bir ağızdan marşların söylendiği, bağımsızlık, özgürlük sloganlarının atıldığı, kucaklaşmaların yaşandığı büyük evi olmuştur. 2016 yılında ise bugün önünde durduğumuz stadyum hizmete alınmış, şehir merkezinde bulunan stadyum yıkılmıştır. Ancak bu yer değiştirme sırasında ne hikmetse Atatürk ismi kaldırılarak stadyum ilimizin ve milletimizin hiçbir anısını, kültürünü, değerini çağrıştırmayan ruhsuz ve kişiliksiz bir adla Eskişehir Yeni Stadyumu olarak tescillenmiştir. Kurtuluş Savaşı'nı, Türkiye Cumhuriyeti'ni, laik devleti, başta hukuk olmak üzere laik devrimleri, özgürlük ve bağımsızlığımızı hazmedemeyen dış mihraklar ile onların içimizdeki hain işbirlikçilerin hedefi her zaman Atatürk olmuş, her fırsat bulduklarında Atatürk'e saldırmışlardır. Atatürk'ün ismini her yerde ve aslında Türk milletinin hafızalarından silmeye kalkışmışlardır. Stadyumdan Atatürk adının kaldırılması da hemşerilerimizin büyük bölümü tarafından bu alçak düşüncenin bir eylemi olarak algılanmış, büyük tepkiyle karşılanmıştır. Aradan geçen 6 yıl boyunca yükselen tepkilere rağmen isim değişikliği konusunda hiçbir adım atılmamış, geçen yıl Ekim ayında Sayın Nabi Avcı tarafından verilen sözlerde tutulmamıştır. En son bir vatandaşımızın CİMER'e başvurusu üzerine Gençlik Spor Bakanlığı, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından verilen cevapta da yeni stadyumun Eskişehir Yeni Stadyumu olarak adlandırıldığı
ve hala bu isimle devam etmekte olduğu bildirilmiştir. Cevaptan stadyumun isim değişikliği için bir çalışma yapılmadığı da anlaşılmaktadır. Bu bağlamda şu yolun başlangıcında küçük bir sarı levhanın üzerine yazılmış olan Atatürk Stadyumu isminin de Eskişehir halkını kandırmaya, burada sanki stadyuma Atatürk ismi verilmiş gibi bir algı oluşturulmaya çalışmış olmasının da göstergesidir. Konunun aydınlığa kavuşturulması, söz verildikten sonra herhangi bir kurum ya da kişi nezdinde girişimde bulunup bulunmadığının belirtilmesi, girişimde bulunulmuşsa Atatürk isminin stadyuma verilmesini engelleyenlerin kimler olduğunu ve gerekçelerin açıklanması yönündeki sorularda cevaplanmamış, sessiz kalınarak konunun birkaç gün içinde tekrar unutulacağı, gündemden düşüleceği hesabıyla hareket edilmiştir. Ancak hesaplarında yanılmışlardır. İşte biz bugün buradayız, konunun takipçisiyiz, sorun çözülmezse yarınlarda yine hep birlikte burada olacağız. Hukuk alanında yerleşik bir sözü hatırlatmak istiyorum. Sükut ikrardan gelir. Yetkililerin sessizliği, suçlamaları kabul ettikleri anlamına mı gelmektedir? Bilmek istiyoruz. Eğer ki Atatürk onların da saygı duyduğu ortak milli önder ve değerimizse soruları cevaplamalı, çözümü ortaya koymalıdırlar. Demokratik kitle örgütleri olarak bizler bu oldu bittiği kesinlikle kabul etmiyoruz. Stadın gerçek ismi olan Atatürk Stadyumu afişini huzurlarınızda temsili olarak birazdan stadyum önüne asacağız. Başta Eskişehir'i temsil eden milletvekilleri olmak üzere Gençlik ve Spor İl Müdürü'ne, Gençlik ve Spor Bakanı'na ve diğer yetkililere buradan sesleniyoruz. Stadın gerçek adı olan Atatürk Stadyumu isminin tescillenmesi bir hafta 10 günlük yazışma evrak işidir. Eskişehir kamuoyunu oyalamayın. Stadın adını tescil ettirin, tescil belgelerini kamuoyuyla paylaşın, stat ve yönlendirme levhalarını bir an önce değiştirin. Atatürk'ün anısına ve bizlerin hassasiyetlerine yapılan bu saldırıyı unutmadığımızı, unutmayacağımızı, stadın adının Atatürk Stadyumu olarak tescillene kadar mücadelemize devam edeceğimizi bir kez daha belirtiyor. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Eskes! Yukarı biraz çek.